23 Haziran'da İstanbul'da tekrardan seçime giriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence saçma geliyor. Yani netleşen bir şey vardı. Bence İmamoğlu'na bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben belki 5 senedir oy veriyorum. Yani yaklaşık 4-5 senedir oy veriyorum. Hep AK Parti'ye veriyordum. Sonra 2 sene sonuçlar o kadar kötü ki, o kadar hizmet kötü ki ben artık farklı bir düşüncelere girdim. Onun için yani İmamoğlu'na büyük bir haksızlık yaptıklarını düşünüyorum. Peki seçimlerde burada mı olacaksınız? Tatil planınız vardı, iptal ettiniz mi, ne yaptınız? Yani şöyle söyleyeyim, inan buradayım ama uykum daha değerli, oy vermeyi düşünmüyorum. Vallahi biz halk olarak hepimizin bir düşüncesi var. Düşünceler olumlu olumsuz her şekilde konuşuluyor. Ama sonuç olarak halkın söylediği mi geçerli oluyor yoksa itirazlar sonucunda çıkan durumlar mı olayı etkiliyor? Bu ortada. Yani sonuç olarak düşünceler önemli. Her tarafın düşüncesi önemli. Herkesten bir düşünce sonuç çıkıyor ama en son sonucu da işte Yüksek Seçim Kurulu koydu. Oradaki itirazlar belirledi. Sonuç olarak böyle bir yola girildi. Artık kim ne derse desin çok yapacak bir şey yok. Bence artık en son kararı halk verecek ve bu çıkan sonuçlar da kimin kazandığını göstermiş olacak. Böylece de İstanbul'un yeni belediye başkanı seçilmiş olacak durumu yani. Peki geçen günlerde Esenler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Rum benzetmesi yaptı. Bu konu hakkında Rum benzetmesi yaptı. Yunanistan'da bir gazetenin çıkarmış olduğu habere dayanarak Rum benzetmesi göndermesi yaptı diyelim. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya şimdi ne olursa olsun yani bence bunun olmaması gerekiyor. Yani karşıt görüşteki insanların da beğenin veya beğenmeyin. Bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Olmaz yani. Aynı şey işte Binali Bey için de bir benzetmede bulunabilir. Böyle bir şey söylenebilir. Bence bu da yanlış yani. Her iki tarafta yanlış. Bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence tamamen yanlış. Ne olursa olsun, kimin ne görüşü olursa olsun böyle bir benzetmenin doğru olmadığını düşünüyorum ve olmaz yani, yanlış. Seçimlerin iptal olması sizin görüşünüz açısından yani 31 Mart'ta kullandığınız oy ve 23 Haziran'da kullanacağınız oyu değişiklik yaptı mı? Yani bence olay şöyle, şu an insanlar takım tutar gibi parti tutmaya başladılar. Yani bence burada önemli olan halka hizmet etmek. Yani partinin A partisi, B partisi, C partisi önemli olmaması gerektiği düşünüyorum. Çünkü belediyecilik hizmet yani, devlet hizmet yani, halka hizmet yani. Ben bunun düşüncesi içindeyim. Kim bunu iyi yapıyorsa ona vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani benim vereceğim oy, yani ben doğma büyüme Bakırköylüyüm yani, buradayım uzun süredir. Vereceğim oy değişir mi? Ben olaya tamamen dediğim gibi yapılan hizmete göre bakıyorum. Örneğin ben A partisini tutuyorum ama B partisi daha hizmet veriyorsa oyum o taraf olur yani. Benim düşüncem bu. Teşekkür ederim. Rica ederim, çok sağ olun. Oyları tabii ki İmamoğlu'na verilecek. Çünkü kırmızı karttır bu olacak bu sefer. Haksızlık yapıldı. Türkiye'de adalet diye bir şey yok. Mesela Galatasaray, Başakşehir maçları olsun hep hakemle alınmıştır. Hemen ufak büyük balığı yudarmış. Büyük balık, ufak balığı. Esenler Belediye Başkanı da çok bir cıvık bulanma yapıyor. Çok zıplıyor, çok havalara giriyor. Çünkü sanki onun belediyesi gibi çok büyük bir pislik yapıyor. Onun için saygılar ve sevgiler sunarım. İyi günler. Sağ ol. Merhabalar, iyi günler. İstanbul'da 23 Haziran'da tekrar seçim yapılması kararlaştırıldı. 23 Haziran seçimleri hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Hayırlısı olsun. Normal. Halk ne derse olacaktır. Halkın dediği. Halk kimi tutacaksa onu tutacaktır yani. Bence tamamen yanlış bir hareket. Yani sonuç belli zaten. Kazanan belli olmuş. Gereksiz gerekçelerle, yanlış gerekçelerle. Yani demokrasi adına kötü bir durum bence. Ülkemiz oy kullanıyor musunuz peki? Evet. Kullanacaksınız, tatile falan gitmeyeceksiniz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen yanlış bir karardı zaten. Erdoğan'ın da bir sözü vardır. Sandıktan çıkacak her şeye kararımı sonsuz diye. Gördük ki kararı sonsuz olmuyor yani. Tekrardan seçim olacak. Yine daha kendilerini daha kötü hale getirdiler. Belli zaten kazanan. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Teşekkürler. Rica ederim. 23 Haziran'da İstanbul'da seçimlerin tekrarlanması kararı alındı. Evet, bu konuda oldu. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu konuda hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Yani bir sandığı tekmelenmenin, oradan çıkanların tekrardan kabul edilmemesi ülkemiz adına iş hoş bir şey değil yani. Dünya da zaten bu açıdan bakıyor. Ekonomi de bu açıdan bakıyor. Ha, bakamayanlar da var. Onlara da bir şey diyemiyorum çünkü akılları, fikirleri maalesef belli bir kesim tarafından, belli bir basın yayın organları tarafından kilitlenmiş durumda yani. O insanlara da bir şey diyemiyorum yani. Peki dün akşam YSK gerekçeli kararını açıkladı. 250 sayfalık karar açıkladı. Ne düşünüyorsunuz? Hiç okumadım. Ya, okumadığım için net bir şey söyleyemem ama tahmin edebiliyorum ülkenin gündeminden ötürü.
bla 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 ve bla bla bladır muhtemelen. Başka bir şey de yazmamış. Yani onu okuyacağıma bir romanımı daha bitiririm daha iyi. Bir roman daha okurum daha iyi. Teşekkür ederiz. Rica ederim, kolay gelsin. Gereksiz bir karar oldu ya. Muhtemelen tekrar sonuç aynı olacak. Dün akşam YSK gerekçeli kararını 250 sayfalık bir gerekçeyle açıkladı. Bu konuda herhangi bir bilginiz, bir görüşünüz var mı? Hiçbir bilgim yok, izlemedim dün ya. Esenler Belediye Başkanı geçenlerde bir canlı yayında Sayın İmamoğlu hakkında Rum benzetmesi yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neye istinaden yapıyor bilmiyorum ki. Şuna istinaden yaptı. İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimleri kazandığını duyan Yunanistan'daki bir gazete sonunda hani bizden birileri kazandı gibisinden bir başlık atıyor. Buna istinaden böyle bir cümle kuruyor. Ya, yakışıksız şeyler bunlar ya. Tasnif etmiyorum vallahi. Vallahi olsun, daha iyi olur benim için. Çünkü bu sefer CHP değil, ne İslamoğlu muydu? İmamoğlu bu sefer uzak ara kazanacak. Sadece İslamoğlu olarak düşünüyorum, CHP olarak düşünmüyorum. Sadece İmamoğlu olarak? İmamoğlu olarak düşünüyorum ve oyum İmamoğlu'na. Peki geçenlerde Esenler Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu hakkında Yunan benzetmesi yaptı, göndermesi yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence politika. Bence haksız bir karar oldu. YSK'nın bir hak gaspı oldu 16 milyon İstanbullunun oyları noktasında. Ama ümit ediyorum ki gelecek süreçte yine Ekrem İmamoğlu lehine bir sonuç çıkacak. Ülkemiz için hayırlısı olsun. Onu da istemek lazım bir yandan. Bekleyeceğiz. Peki dün akşam YSK gerekçeli kararını 250 sayfalık bir kararla açıkladı. Bu konuda bilginiz ve yorumunuz nedir acaba? Çok detaylı okuyamadım gerekçeli kararın içeriğini doğal olarak. Fakat hani sade vatandaş olarak gördüklerimizden yola çıkarak bir yorum yapmak gerekirse bana çok manalı, hukuksal dayanağı olan, hukuksal bir mesneti olan bir gerekçeli karar gibi gelmedi. Ama tabii ülkemizin gerçekleri malum. Dediğim gibi ülkemiz için hayırlısı olsun. Bekleyeceğiz. En doğru kararı seçmen verir zaten. Türk halkı kendi iradesine yapılan bu gaspı unutmaz bence. Bekleyip göreceğiz. Yani haksız bir karar oldu. Zaten açıklanan gerekçeli kararında da bir gerekçe gösterilmiyor. Sadece işte sorumluların hatalı yerleştirildiği ki onu da zaten YSK yerleştirdi. Kimsenin ne seçmenin suçu var ne seçilenlerin suçu var. Burada YSK kendi suçunu gerekçeli karar olarak sunuyor yani. Başka haksız bir karar oldu sonuç olarak. Peki 31 Mart'taki kararınızla 23 Haziran'da kullanacak olduğunuz kararınız arasında çok fazla fark oldu mu? Bu iptal etkiledi mi yani? İptal beni etkilemedi. Yani benim yönüm belli ama böyle kararsız olanları bence ters tepti. İktidar aleyhine yönlendirme yaptı bence. İktidar bu konuda çok büyük hata yaptı bu seçimi iptal ettirerek. Teşekkür ederiz. Seni karşısına aldı yani. Bence gerekli. Çünkü bayağı tartışmaya sebep oldu bu olay. O yüzden herkesin aklına daha yatması için, huzur için en azından bir tekrar hani her lafın susması için bence gerekli. 31 Mart'ta kullandığınız oy ile 23 Haziran'da kullanacağınız oyda bir değişikliğe sebep oldu mu bu iptal kararı? Bence değişikliğe sebep oldu, olacak, hatta sonuç da değişecek diye düşünüyorum. Teşekkürler. Rica ederim, kolay gelsin. Bu konu hakkında düşüncelerim genelde İstanbul halkı en son kararını tekrar verecek diye umuyorum. Peki dün akşam Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını sundu basın mensuplarına. 250 sayfalık bir gerekçe sundu. Bu gerekçe hakkında bilginiz ve yorumlarınız nedir? Vallahi anlatılan, izlediğim kadarıyla genelde Yüksek Seçim Kurulu pek hırsızlık görmedim diyor. Yani şeyinde diğer siyasi liderlerinin söylemiş olduğu hırsızlık yapıldı diye. Diğer maddeleri söylüyor. Gerekli cevabı artık halk hangisine karar verecekse onu tekrar başa getireceğine inanıyorum. Yanlış yapıldı diye düşünüyorum. A veya B hiç önemli değil. Hani bugün parti liderlerine değil de halka yanlış yapıldı. Her kimse. Peki Esenler Belediye Başkanı geçenlerde canlı yayında Sayın İmamoğlu için Yunan benzetmesi yani ya da göndermesi yaptı diyelim. Bu konu hakkında düşünceler. Bir belediye başkanının öyle bir ayrım yapması yanlış. Artı bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış kişilerin halkın önünde söylemiş olduğu sözler yanlış diye düşünüyorum. Çünkü söylemiş olduğumuz söz düşünceye dönüşür. Düşünce davranışa dönüşür. Davranış hareketlere dönüşür. Hareketler alışkanlığa, alışkanlık karaktere, karakterimiz de kadere dönüşür. Alt tarafı söylemiş olduğumuz bir sözdür bu. Yani bir olmayacak. Yani bir siyasi o veya bu parti olarak değerlendirmiyorum. Bizim siyasi parti liderlerinin biraz halkımızın duygularıyla oynamaması lazım. Hepsi. Hiçbiri olarak yani şu veya bu parti olarak kastetmiyorum. Genel olarak kastediyorum. O ona hiç bir
başbakansın sen. Geçmişte başbakanlık yaptın, cumhurbaşkanlığın bir numaralı yardımcısısın, kasasısın diyorlar. Çaldı denir mi ya? Çalsa bile yani biz ikimizin arasında konuşabiliriz. Kapalı alanda konuşulabilir ama televizyon önünde bir başbakan. Yani bugün ben demem, ben kendim genel cerrah, doktorum, ben demem çaldı. Yani düşünebiliyor musunuz bir insana ne kadar büyük bir itham çalmak? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya, haklı veya haksız siyasiler kararını verdi. Ya daha doğrusu mahkeme kararını verdi. Onun için artık bize de seçimi tekrar kullanmak düşer. Ona da yapacak bir şey yok yani. Peki seçimlerin iptal olması sizin kararınızda herhangi bir değişikliğe sebep oldu mu? Yani 31 Mart'ta verdiğiniz oyla 23 Haziran'da vereceğiniz oyla değişikliğe sebep oldu mu? Hayır, olmadı. Olmadı. Hiçbir türlü olmadı. Peki Esenler Belediye Başkanı geçenlerde televizyonda canlı yayında Ekrem İmamoğlu hakkında Yunan göndermesi yaptı. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O konu hakkında bir şey demek istemiyorum. Yani herkes tabii bu seçim sürecinde birbirine iftira atabilir vesaire bir şeyler diyebilir. O konu hakkında bir şey yani demek istemiyorum. Yunansa Yunandır veya Türkse Türktür yani. Ama ben olmadığını yani Türk olduğunu düşünüyorum kendisini tabii ki. Yani neden Yunan olsun ki? Yani sonuçta bu ülkede yaşıyor, bu ülkenin ekmeğini yiyor. Öyle yani. 23 Haziran'da seçimler tekrarlanma kararı alındı İstanbul'da. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi hiçbir bilgim yok ya. Hiç mi televizyona bakmıyoruz? Yok, ben hiç bakmıyorum ya. Hiç mi telefona mesaj gelmiyor? Yani telefona mesaj gelmiyor. Ben ders çalıştığım için hiç fırsat bulamıyorum televizyon, telefon. Anladım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir bilgim yok. Siyaset falan hiçbir şey bilmiyorum ben. Ya siyaset değil. Hani seçimler iptal oldu. Tekrarlanma kararı alındı. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Bilmiyorum yani hiç. Ben ilgilendirme zaten. Oy kullanacak mısınız? Yok, kullanmıyorum. Yani yaşım şeye de kullanmıyorum ben. Yani ikametgahım burada olmadığı için kullanmıyorum ben. Yani çaldılar. Olacağı bu yani, başka iyi bir düşünce. Yani ne olabilir başka? Sonuçların ne olacağını düşünüyorsunuz acaba? Tabii ki Binali Yıldırım kazanacak. Kesinlikle. İstanbul'un için de hayırlısıdır yani bu. Ben öyle düşünüyorum. Öyle zaten öyle. Yani normalde aslında seçim kalma ve demokrasi uygun bir karar değildi. Ama yapacak bir şey yok. Seçim tekrarlandığı için biz de tekrardan vatandaş olarak gidip tercihimizi en iyi şekilde yapacağız. Hayırlısı olsun diyorum. Yüksek Seçim Kurulu dün akşam 250 sayfalık bir gerekçeli karar açıkladı. Bu konu hakkında bilginiz ve yorumunuz nedir acaba? Yani bunun ne maksatla yaptığı tartışılır tabii ki. 250 sayfalık bir açıklamaya gerek var mıydı? Çok daha yorum yapacak bir şey de yok aslında. Maksatlı bir çalışma. Özellikle uzun uzadıya hazırlanmış bir çalışma diye düşünüyorum. Bu kendi şahsi fikrim. Peki Esenler Belediye Başkanı geçenlerde bir televizyon kanalının canlı yayınında Ekrem İmamoğlu ile alakalı Yunan göndermesi yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok son derece seviyesiz bir açıklama. Yani tabii bilmiyorum, ben kendim izlemedim onu ama eğer ki böyle bir açıklama yapmışsa bence bir belediye başkanına değil herhangi bir sıradan bir kişiye bile yakışacak bir yakıştırma değil bunlar. Yani İnsanlar hakkında böyle etnik kökenlerine gidecek ya da işte inanç kökenlerine, dini kökenlerine gidecek konularda bu tür yakışmalar yapmaları son derece seviyesiz ve saygısızca. Hiç gerek yok. Kimsenin kimse yapmaması lazım bence böyle. Yani Yunan kökenli olsa ki ne olur? Amerika'nın başbakanı Alman kökenli. Yani Yunan kökenli de olabilir. Trump kendisi söyledi ben Alman kökenliyim diye. Ne yapabiliriz ki yani? Böyle bir şey olsa ne olur yani? Ki öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Yani olabilir de. Bence bu bile normaldir. İnsanların böyle düşünmesi son derece seviyesizce. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne düşünebilirim? Her zamanki gibi hilelik, yalan, hırsızlık, kendi bu sefer çalamadıklarını başkasının çaldı diye iftira. Başka bir şey var mı? Ama gene kazanacağız. Gene İmamoğlu kazanacak. Yani halkın, insanların marketlerin gözünü görüyor herkes. Artık bir şeyleri öğrendi. Yani inanacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. İnanacak bir şey yok. Halk böyle. Gene İmamoğlu, gene İmamoğlu. Yaşasın özgürlük. Bence çok saçma oldu. Kesinlikle tekrarlanması gerekmiyor. Zaten bu halkın seçimiydi ve halkın kararıydı. Dolayısıyla da tekrarlanmasını saçma buluyorum. Sonuç olarak bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım ne olacak? Yani şu andaki belediye başkanımız neler yapacak? Bunu görmüş olacağız ama bu fırsatı bile elimizden bir şekilde almaya çalışıyorlar. Peki sizce sonuç ne olacak? Sonuç yine aynı olacak bence. Yani her şey çok güzel olacak. Teşekkürler. Rica ederim. Bence çok hatalı bir karardı.
Ama inşallah fazlasıyla Ekrem İmamoğlu kazanacak. Yeter artık. Peki dün akşam Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını 250 sayfalık bir kararla açıkladı. Bu konu hakkında bilginiz ve görüşleriniz nelerdir? 250 sayfa karşısında şaşırdım. Oğlum bunu kim okuyup da yorum yapabilir? İnsan aklını karıştırmak için yapılmış bir karar ve yazım diyeceğim bence. Esenler Belediye Başkanı geçenlerde bir televizyon kanalında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Ekrem İmamoğlu'na Yunan göndermesi yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ayıp bir gönderme. Yakışmaz bize. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Haksızlık yapıldı. Bir bölüz haksızlık. Yani kazanılmış bir seçimi iptal etme. Akşam açıkladılar. Yüksek Seçim Kurulu neyi açıkladın sen? Bomboş şey açıklama. İçinde bir şey yok. Ne çalma var, ne hırsızlık var, ne soygun var. Hiçbir şey yok. Boş boşuna açıkladılar. Neyi açıkladın? Hiç boş. Neden iptal ettin? Sebep ne? Yok. Akşam haberleri dinledim burada. Hiç de hoşuma gitmedi. Peki geçenlerde Esenler Belediye Başkanı, AK Parti Esenler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yunan göndermesi yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dinlemedim ya. Ben akşam geldim buraya, gece geldim. Burada yaşamıyorum ben zaten. Bugün de yarın da döneceğim. Yani bilmiyorum. Başka bir konuda konuşmak istemiyorum. Yani bilgiye sahip değilim, o yüzden konuşamam. Bilmediğim şey hakkında yorum yapamam. Yani söylemek istediğim şeyler var da gereksiz yani. Öyle karışıklıklar oldu ki o kadar daha masraf olacak. Tabii bu halkın cebinden çıkıyor. Zavallı insanlar yeteri kadar var ülkemizde. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Sonuç hayırlısı olur. Evet. Normal gidilmesi normal. Oylar çalınmış öyle söyleniyor. Peki siz çalındığı iddialarına katılıyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyorum. Sizin için peki sonuç ne olacaktır? 23 Haziran seçimleri sonrası ne olacaktır? Binali açık arayla kazanacağını tahmin ediyorum. Peki dün akşam YSK 250 sayfalık gerekçeli bir karar açıkladı. Evet. Bu konu hakkında bilginiz ve yorumunuz nedir? Biraz izledim. Orada şeyler bayağı çıktı yani. Açıkları çıktı. Peki seçimlerin iptal olması sizce insanların kararını etkiler mi? Yani 31 Mart'ta A Partisi'ne oy vermiş birisi seçimler iptal olduğu için 23 Haziran'da B Partisi'ne oy verme oranı yüksek midir? Yüksektir tabii. Şimdi biraz daha düşer tahmin ediyorum çünkü insanlar tatiline gitti, yazlığına gitti. Biraz daha düşer muhakkak. Vallahi memleket için, bilakis İstanbul için hayırlı olsun diyelim, ne diyelim. Diyeceğimiz bir şey yok. Her şey meydanda aşikar yani. Aşikar olduğu belli. O sebepten dolayı inşallah vatandaşlarımız tekrar aynı bilinç üzerinde oylarını kullanılırsa memnuniyet duyarım. Peki sizce sonuç ne olacak? 23 Haziran seçimleri sonrasında herhangi bir şey değişecek mi? Eğer şimdi değişirse, Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verdiyse, diyelim ki bu taraf kazandıysa yine başka bir bahaneler çıkar. Bu kesin. O zaman da ya tekrar yeniden İstanbul tekrar seçime gider ya Türkiye seçime gider. Onu bilemeyiz artık o. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir karar. Vallahi düşüncelerim aslında çok iyi değil ama çok da fazla konuşmak da istemiyorum. Yani iyi bir şey değil yaptıkları yani. Kim yaparsa yapsın fark etmez ama çok iyi bir şey değil yani. İnsanların aklıyla oynuyorlar. Dün akşam YSK gerekçeli kararını 250 sayfalık bir kararla açıkladı. Evet. Bu konu hakkındaki bilginiz ve görüşünüz nedir acaba? Vallahi bir şey açıklaması lazımdı. Açıkladı. Yani kısa ve öz yani bir şey açıklaması gerekiyordu. Açıkladı. Ya insanlar cahil değil. İnsanlar ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar ama çoğu insan da korkuyor. Korktuğu için de hiçbir şey söyleyemiyor yani. O 200 tane değil 500 sayfa yazsalar içi boş olduktan sonra hiçbir işe yaramaz yani. Peki seçimlerin iptal olması insanların düşüncelerini etkiler mi sizce? Yani 31 Mart seçimlerinde A Partisi'ne oy vermiş insan sayısı, B Partisi'ne oy vermiş insan sayısı değiştirir mi yani? Ya çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum ben ya. Yani zaten insanlar hep kutuplaşmış, böldüler insanları. İşte AK Partili, MHP'li, işte HDP'li, CHP'li. Herkes birbirine bölündü. Zaten herkesin bir şeyi var, tabanı var ama şimdi CHP'yi de HDP ile eşdeğer gördükleri için bazı insanlar oylarını yine CHP'ye vermezler yani. AK Parti'yi haklı görse bile vereceklerini zannetmiyorum yani. Bugün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dünden beri konuşuyor. Seçimlerde bir engel yokmuş. Yani hile falan yokmuş. Hani belki o seçimler iptal edilir. Tekrar İmamoğlu mazbatasını alabilir. Peki seçim yapılması halinde sonuç ne olur sizce?
13 ne olur? Tabii ki İmamoğlu kazanır. Bu konu hakkında iyi şeyler düşünmüyorum. Haksızlık yapıldı. Haksızlığın düzeltilmesini temenni ediyorum. Bir toplumda bir kişi adaletsiz davranırsa kötüdür. Bir toplumda bir kesim adaletsiz davranırsa bu daha kötüdür. Ama bir halk adaletsiz davranıyorsa bir korkunç bir olaydır. Düzeltilmesi toplum için daha yararlı olacağına inanıyorum. Seçimlerin iptal olması insanların tercihini değiştirir mi? Değiştireceğini sanıyorum çünkü Türk toplumu mazlumdan yanadır. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İlk etapta bence tekrar seçim olmaması gerekiyordu. Neden olmaması gerekiyordu? İnsanlar inan çöp konteynerinden kağıt toplayıp, plastik toplayıp karnını doyururken bir taraftan da pazar bir an önce kalksın da tezgahın altındaki işte o dökülenleri, işte çürükleri toplayıp uzatmayayım. Böyle geçim durumu varken tekrar seçime gitmeyi ben anlayamıyorum. Bir de kazanmış seçime. Bak üzerine basa basa söylüyorum, kazanmış bir seçime. Bence kazanılmış bir seçimdi. Hadi kazanılmadı. O zaman bir zarfta 4 tane kağıt var. Ya arkadaşım bunların 3 tanesinde yok da bir tanesinde mi hile var? Bir. İkincisi de ya yani gerek yapan bu zamana kadar yapanlara söylüyorum. Ya arkadaşım yaptınız. İyi veya kötü halk da görüyor. Ya bırakın belki bu adam daha iyi yapacak. Belki daha iyi yapacak. Bir de özellikle şunu söylüyorum. Allah peygamberlerini seviyorlarsa, vicdanları varsa bak şu Ramazan günü. Ya bir halkı dinlesinler. Halkı. Halk inan aç. Asgari ücret bugün 2 lira. 2 lira bir eve fatura geliyor. Bu adam nasıl geçinecek? 2 tane, 3 tane okula giden var. Sabah çantayı sırtına takana ne verecek bu anne baba harçlık? Az yesinler biraz. Az yesinler. Bu kadar araba niye? Bu kadar ne bileyim. Yani o kadar masraf niye ya? Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz ki. Ben birine şununla bununla demiyorum. Hepsine diyorum. Hepsine. Halk aç. Halkı dinlesinler. Ama halka da şunu söylüyorum. Allah aşkına bugüne kadar gidip de şu otelde bu otelde yeri ayırtanlar. Lütfen bunları iptal edin. Memleketine gidenler dönün. Ya bunun A'sı B partisi yok. Biz hepimiz kardeşiz ya. Ya bu ülkede kardeşim hepimiz buradan nefes alıyoruz. Hepimiz bu bayrak için çalışıyoruz. Ya kötü olursa hepimiz yanarız. İyi olursa hepimiz seviniriz. Bu kadar basit. Bu kadar basit ya. Ama Allah aşkına şu Ramazan'da hak edilmiş bir seçimi elimizden aldılar. Yani vicdan ya vicdan. Peki geçenlerde Esenler Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu çok için yanlıştı. Yunan göndermesi çok yaptı. Çok yanlıştı. Çok yanlıştı diyorum bak. Çok yanlış bir kelimeydi. Yani yanlışı da bırak. Ya bir belediye başkanı bu kelime nasıl kullanır? Ya yani geçin söylüyorum bak. Bu AK Partisi CHP'lisi değil ya. Ya kendimize gelelim ya. Vicdanlı, akıllı, hak, hukuk, adaletli, ne bileyim adil olalım ya. Ya bizi nasıl yönetmişler bundan önce yönetenler? Ya ben harbiden böyle yani şu tarafı tutan bu tarafı tutan değil. Ya arkadaşım biz kardeşiz ya. Harbiden kardeşiz ya. Ya ben seninle niye kötü olayım? Bizi niye kutuplaştırıyorsunuz? Ben niye soğanı patates 10 liraya yiyeyim ya? Bu memlekette toprak mı yok? Ben şöyle düşünüyorum. Yönetemiyorlar artık. Yani yaklaşık 5 senede kaç tane seçim yaptılar ve yönetemiyorlar. Ciddi bir şekilde sıkıştılar. 17 artı İstanbul Belediyesi yaklaşık 25 sene yapıyor sanırım. Böyle bir duruma geldiler ama bu yapılan bu seçimler yönetemediklerini gösteriyor. Bu yönetememe durumunda faturasını da halka çıkartıyorlar. Bu faturayı nasıl halka çıkartıyorlar? Onca açlık sınırında yaşayan insan varken, asgari ücret sınırında yaşayan insan varken seçim ekonomileriyle o paraları yani şeye çalışan emekçilere harcanacak, halka gidecek paraları seçim ekonomisine yatırıp kendi yandaşlarına, tarikatlara aktardılar. Şeyden beri referandumdan bu yana olan bir durum vardı. Hani bu oylar çalınıyor durumu vardı. Bugün de şeyi gördük neticesinde. Sandıkla ilgili ilişkilerini gördük. Kazanılmış bir seçimi bile kendi şeyleriyle, o iktidar şekliyle el koydular. Durum bu kadar net. YSK diye bir kurum artık meşruluğunu yitirdi. 23 Haziran'da da belli artık İstanbul'un tercihi belli. Hani çok ciddi kesimler bu haksızlığı görüyor, biliyor ve ona göre davranacaklar. İptal kararı çok büyük farklara sebep olur mu sizce? İptal kararı kendi kesimler açısından da şey oluşturacak. Kendilerine oy kaybettirecek. Yani bunu yakın çevremizden de görüyoruz. Ben Trabzonluyum. Aynı zamanda ciddi etkisi var bunun. Hani bunun bir haksızlık olduğunu söyleyen tanıdığım akrabalarım, ahbabım falan var. Kaybettirecek onlara. Peki şöyle söyleyeyim. Geçenlerde Esenler Belediye Başkanı canlı yayında, bir televizyon canlı yayınında Sayın İmamoğlu ile alakalı Yunan göndermesi yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yıllardır memleketi bölüyorlar zaten. İşte Yunanlı,
Ermeni, o, bu falan diye işte Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye yıllardan beri insanları ötekileştirerek siyaset yapıyorlar. Bugüne geldi, hani aynı zamanda bir Trabzonlu olarak şunu söyleyeyim, bütün dünya halklarını biz kardeşimiz olarak biliriz aynı zamanda. Karakterimiz gereği, yani Karadenizlerin karakteri biraz da böyledir. Yani bir karakteri vardır Karadenizlerin, onu konuşurlar, onu söylerler. Çok kötü, çok şey, insanlık dışı bir durum. Yani bir kere ben bana hakaret edilmiş görüyorum. Çünkü bir oy verdim, oyum sayılmadı, geçersiz sayıldı. Yeniden seçim yapılacakmış. Yani buna baştan tepkimi belirteyim. 23 Haziran'a aslında hiçbir partinin katılmaması gerekiyor. Ama ona rağmen ortada bir haksızlık var. Biz bu haksızlığın giderilmesinin yolu madem ki bu, tekrar güreş dediler madem ki, biz tekrar güreşeceğiz ve her şey çok güzel olacak diyoruz. Teşekkürler. Rica ederim. Doğru daha iyidir. İnsan tercih eder mesela Bakırköy. Bak bu. Bu böyle mi olur Bakırköy? En lüks yeri. Güzel yapması gerekir. Vatanımız için, milletimiz için güzel yapmamız gerekir. Yani her şey güzel olması, dürüst olması lazım. Yani illa ben AK Partiliyim diyeceğim. İlla şart AK Partili mi olacağım? Bakacağım kim iyi yapsa ona vereceğim. Yani vicdanı varsa, imanı varsa insan bakacak hak yolu. Benim menfaatim yok. Bakacağım hak yolu. Yani hak yolu insan nerede güzel olursa, hangi ilçe, hangi mahalle güzelleşmiş, temizlenmiş, o helal olsun o belediyeye. Ben istiyorum beni o kazansın. Ekrem İmamoğlu hakkında Esenler Belediye Başkanı Rum benzetmesi yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demiyorum yani. Tamam, iyi bir insandır ama mühim olan çalışması gerekir. Bilgili olması gerekir. Şimdi bilgim olmasa ben başkan oldum ama bilgim yok ki. Tünel yapacağım altta, yollar yapacağım, bilmem ne yapacağım. İlla kendi ilçeme mi düşüneceğim? Mühim olan ilçem değil yani, bütün İstanbul. Peki seçimlerde burada mı olacaksınız? Yani tatil planınız vardı, iptal etmediniz. Meselelerde oturuyorum, akrabalarım hep orada. Ben AK Parti'ye veriyorum. Kusura bakma. 23 Haziran'da İstanbul'da seçimlerin tekrarlanması kararı alındı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Tekrar ne bizimdir kardeş. 31 Mart'la 23 Haziran arasında görüşünüzde, siyasi görüşünüzde ya da tercihinizde herhangi bir değişiklik olacak mı? Değişen bir şey yok, aynı çizgi neyse odur. Dün akşam YSK gerekçeli kararını açıkladı. 250 sayfalık bir karar açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç... İlk. Teşekkür ederim. Rica ederim.